Az önce bir tane örnek verdin ya, bir tane de ben vereyim. Şöyle söyleyeyim. Hani bir de şimdi şöyle de bir moda oldu. Yani eğer birisiyle bir tanışıklığın, birisiyle bir çay içmişliğin, muhabbetliğin olunca farklı adlediyorlar ama ben şöyle söyleyeyim. Sadık Abayrak, bizim gibi, ben 39 yaşındayım. Benim gibi gençlerin İslami şuurla beraber, bir dava şuuruyla beraber yetişmesi için yıllarca kalem oynatan, kitap yazan bir aktivist, bir Müslümandır Sadık Albayrak. Berat Albayrak'ın babasından önce bizim gözümüzde böyle bir çok noktası var. Çok daha popüler var. Bir adam. Popüler bir adamdır Sadık Albayrak. Herkesin... Yani düşün ki Abdurrahman bir hareket yapıyor, Oda TV bile... Aynen. Saygıyla diyor ki ya yazarların yazarı Sadık Albayrak'tır. Aynen, yazdığı kitaplar İslami hareketleri özellikle aksiyonel yönde tahlil eden ve o konuda bir neslin inşasına katkı sağlayan, yani atıyorum 60-70'lerde Necip Fazıl Kısakürek neyse 80'den sonra Sadık Albayrak gibi isimler, efendime söyleyeyim yine Mehmet Şevket Eygi gibi isimler de bir neslin imarında görev yapmış adamlardır. Sadık Albayrak'ın ayrıca bir özelliği de, benim babam Trabzon Dernek Pazarı'nda hafızlığını yapmış. Babamla hemen hemen aynı yaşıttır. Yani benim Sadık Hoca ile olan ilişkim, Berat Bey'le falan öyle bir şeyim yok. Sadık Hoca ile olan ilişkim benim baba dostum. Evet. Ve ben yazın Rize'ye gittiğim zaman, memlekete sılay rahim yapmaya gittiğim zaman babamla biz mutlaka, şu anda babam da beni izliyor. Yani babam da buna şahit olsun. Babamla biz gittiğimiz zaman hafızlık yaptığı hocasının kabrine, dernek pazarına, Trabzon Çaykara dernek pazarına gideriz. Ve orada ben bir sene dedim ki baba, babamın programı uymadı. Ben dedim Sadık Hoca'yı gidip ziyaret edeceğim. Ve gittim Sadık Hoca'yı Trabzon'un bir yaylasında. Gittim ya yaylada. Yaylaya gidecek. Bak şimdi Mehmet gittim yaylaya. Beraber gidecektik. Aynen öyle. Olmadı. Şimdi gittim yaylaya, bir baktım Sadık Hoca'ya, işte kendimi tanıttım. Yani babamı benim dedi arkadaşımın oğlu. Sadık Hoca beni hemen çay falan, kendisi orada tahtadan araba yapıyor. Torunlarım yazın gelecek de buna binecek diye. Türkiye'nin ekonomisinin başındaki adam. Aynı yani başındaki adamın babası. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın dünürü olan bir adam tahtadan araba yapıyor. Çocuklar yazın, torunlar gelecekler de burada yaylada binsinler diye. Ben oradayken, kulakları çınlasın, hani bir tartışmayı da şey yapalım. Süleyman Soylu'nun kızının oğlunun düğünü var. Oğlunun mu kızının mı? Engin'in. Ahmet abinin kızıyla evli olan o mu? Evet. Tamam. Onun düğününün Ahmet olduğu zaman. Ahmet değil mi? Evet. Abi bak, ben şahidim olaya. Ben yanındayım. Sadık Albay. Bir ekip geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın dünürü, yani Berat Albayrak'ın babası olduğu için kaymakamlıkla irtibattalar. Sadık Hoca'ya bir davetiye geliyor. Süleyman Soylu'nun oğlunun düğün davetiyesi. Nereye bırakılacak adres olarak? Yaylayı falan bilmedikleri için gelen postacı bunu kaymakamlığa bırakıyor. Dernek Pazarı Kaymakamlığı'na. Dernek Pazarı Kaymakamlığı da bir görevliye veriyor davetiyeyi. Bunu Sadık Hoca'ya çıkar diyor. Ben oradayım. Hı hı. Oturuyoruz. Sadık Hoca bir baktı. Bunu dedi sen niye getirdin dedi. Şuradan dedi telefonumu verin, Süleyman'ı arayacağım dedi. Adam bir şey söyle, bir sus dedi ona. Böyle sert de bir adamdır ha. Aradı Süleyman Soylu'yu. Süleyman, haram değil mi? Devletin bir görevlisiyle bana davetiye gönderiyorsun. Ya. Bak. Süleyman Soylu diyor ki Sadık amca diyor. Yanındayım ben. Sadık amca diyor, biz bir dağıtım şirketine verdik onu. Personel falan kullanmadık biz. Tamamen dağıtım şirketi bunu dağıttı. Ama dedi emniyetten, kaymakamlıktan size niye? Şimdi Sadık Hoca'nın aklındaki şey şu. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Onun oğlunun davetiyesini bir tane karakoldaki görevli getiriyor. Şeydeki, kaymakamlıktaki devlet görevlisini düğün davetiyesi dağıttırıyor diye. Uyardığı nokta neresi biliyor musun? Haram değil mi bu diye. Tabii. Süleyman Soylu açıklıyor ona. Diyor ona böyle böyle. Sadık abi diyor ha tamam o zaman diyor. Davetiye adreste bulunamadığı için kaymakamlığa bırakılmış. Şimdi buradaki bu adamın sen oğluna Trabzon'un Çaykara ilçesinin yanında 4000-5000 nüfusu olan Çaykara'nın dağından kalkıp İstanbul'a gelen, kendisi de anlatıyor Berat Albayrak'ın,
Ve böyle bir adamın oğluna sen sosyete damat diyorsun. Çünkü sosyetik, yani sosyete damat diye, çünkü öbürüne de hava dağıt diyorsun. Bir itibar suikastçiliği yapılıyor burada. Peki bir dakika, ben bir şey getireceğim ekrana. Pandemi sürecinde çökmeyen ekonominin bedelini ödetmeye çalışıyorlar Berat Albayrak'a. Ve en son olarak da şöyle toparlayayım. Yine çok büyük inşaat firmaları olan böyle memleket sevdalısı. Yani reisin mücadelesi için, hani derler ya, böyle canını veren bir tane abim. Memleketteyim. Ve oturdu orada, bana dedi ki Abdurrahman dedi, sen dedi geçen bir video yaptın dedi. Ben dedi reis için ölürüm dedi. Ama dedi bu damat işi olmadı dedi ya. Bu damat işi olmadı. Hani bizim klasik bir muhabbet var ya, damat. Evet. Kim hangi okuldan mezun olduğunu bilmez. Bu adam 29 yaşında Türkiye'nin en büyük enerji firması Çalık Holding'in CEO'suydu. Ben de o abime, sen geçen gün bir soru sormuştun ya, benim aklıma direkt o geldi de konu bu değildi. Onun için söylemedim onu. Hani dedin ya, bir arkadaşla konuşurken bu bizim pandemi sürecinde yardırdı. Ailenden birisi hasta olsa hangi ülkede tedavi olmasını isterdin diye sordun ya. Bu iş adamı, inşaat firmaları olan, genişte ekonomisi de çok güçlü abim böyle söyleyince dedim ki sana bir şey söyleyeceğim dedim. Samimiyetinle cevap ver bana dedim. Böyle bir süreçte senin şirketinin başına, ekonomiyi, muhasebenin başına birini getirmek istesen kimi getirirsin dedim. Berat Albayrak'ı götürürüm dedi. Hani dedim az önce Berat Albayrak olmamıştı. Şimdi ben şunu soruyorum. 2000 yılında Türkiye'yi tam 30 yıl ben Berat Albayrak'a kızıyorum ama yapacak bir şeyim yok. Berat Albayrak şu anda Cumhuriyet Halk Partili partinin sözcüsü olan Öztrak'ın 2000 yılında 30 yıllığını almış olduğu %12 faizle dolar borcunu ödüyor. Peki. Şimdi dolar borcunu ödüyor. Süleyman Özışık dedi ki bir fotoğraf var. Aslında sosyetenin kim olduğunu en iyi anlatan fotoğraf dedi. Bir bakalım o fotoğraf neymiş? Getir Mustafa. Bu değil. Bu şu üzerinde konuştuğumuz fotoğraf. Az önceki şu. Montaj olan fotoğraf bu. Evet. Şimdi, bununla bir itibar suikastçiliği yapıldı. İşte yani gerçekten net bir şekilde anlaşılıyor. Mustafa sana dün bir fotoğraf göndermiştim. Onu bir yayına versene babacığım. Bu nedir? Şimdi bu ekranda elinde bira şişesi olan çocuk 10 yaşında. Annesi eve geliyor, bu fotoğrafı çekiyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Canan Kaftancıoğlu. Yazdığı şey şu. Eve geldim, manzara. Benim antenin elinde bira. Çağlak'ın galiba İngilizce hocası. İngilizce ödevini kontrol ediyor zamane çocukları. Evet. Şimdi devlet belli başlı yerlerde kızıyoruz. Belli başlı noktalarda aksaklıklar oluyor, gözden kaçanlar oluyor diye. Devlet devletliğini gösterecek, diyecek ki sen bu çocuğa ebeveyn olamazsın diyecek, bu çocuğu elinden alacak böyle insanlar. Abi şeyde, yabancı ülkelerde, bak filmlerde de çocuk hemen almış. Ya öldürüyor musun? Yani anında operasyon yaparlar. Öyle polis şu bu, hayır. Direkt çocuğu alıyorlar. Direkt çocuğu alıyorlar ve bir daha da göstermiyorlar. Aynen öyle. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi abi, bu ülkede şunu bitirelim Abdurrahman. 10 yaşındaki çocuğun bu çocuğa ebeveyn terörist olmaz diye Uğur Dündar haber bültenlerine taşıdı mı cuma namazına gidiyor diye? İşte Uğur Dündar'ın terörist diye 10 yaşında çocukları ekrana taşıdığı bir Türkiye'de 10 yaşındaki çocukla özgür bir şekilde, evet, annesi bunu paylaşabiliyor. Bu arkadaşlar, bu mahalle, bu cena, bu zevat, daha ne diyeyim? Bunu alkışlar. Bunu özgürlük yaşayan, bunun bunu adına yaşayan, böyle bir hayat yaşayan bu zevat dönüyor Berat Albayrak'a ve ailesine diyor ki bunlar sosyete. Bak hadi, bir zaman var mı? Konuşabilir miyim? Tabii konuş. Şimdi Berat Albayrak'ı seversiniz sevmezsiniz kardeşim ama elinizi şuraya koyduğunuzda zerre kadar vicdanınız var ise belli başlı icraatlarda hakkını teslim edersiniz. Devlet bugüne kadar yaklaşık 250 milyar para dağıtmış.
Evet. 250 milyar. Hep söylediğim bir şeyi belki bir çift kulak duymamıştır diye burada tekrar söyleyeyim. Fransa'da morg parası isteniyor. Koronavirüste dolayı morgda yatanların ailelerine morg parası isteniyor. İspanya'da morg parası, tabut parası isteniyor. Hadi abi. Evet. Amerika'da Ali Çınar her akşam bağlanıyor. CNN'de, televizyonlarda anlatıyor. Sadece korona testi 34 bin dolar. Eğer polis, asker bilmem işte itfaiyeci falansan sigortalı sayılıyorsun 9 bin dolar. Tedavisiyle birlikte 70 bin dolar para ödüyorsun. Şimdi Türkiye şartlarında bak başlıklar halinde gidelim. Terörle mücadele ediliyor mu abi? Evet. Evet. Yani oraya atılan bir roketin, bir bombanın maliyetini bir hesaplayın. Bu nereden geliyor bu para? Bunu bir hesaplayın. İki, devlet İHA ve SİHA alıyor değil mi? Eskiden İsrail'den alıyorduk. Bugünkü SİHA'ların 60 katı yüksek bedelle alıyorduk. 6 tane almıştık. 4 tanesi bozuktu. 2 tanesi kandili çekmiyordu. İsrail düğmeye basıyordu burayı çekemezsin diye. Bu SİHA'lar alınıyor. Parası nereden geliyor? Buradan. Maske, dünyanın maskesi. Şimdi başlıklar halinde anlatmaya başlayacağım da önce bir fragman verelim. Yaşlılara maaş verildi. İşten çıkarılanlara kısa çalışma ödeneğiyle işten çıkarılmamaları sağlandı. Dikkat etsin arkadaşlar. Amerika'da 3 hafta içinde 35 milyon kişi işsiz kaldı. 3 hafta içinde. Türkiye'de de işten çıkarma yasaklandı. Tabii. Şimdi maske ücretsiz, ilaçlar ücretsiz, hastanede tedaviler ücretsiz ve doktoruna ekstra para veriyorsun, emekline ekstra para veriyorsun, bazı temel gıda ihtiyaçlarını sen karşılıyorsun ve bütün Türkiye'deki bu çark parayla dönüyor değil mi? Kimse babasının hayrına bunu yapmıyor. Peki, bizim mahalleye sesleniyorum. Karşı tarafı boş ver abi. Bizim mahalle bravo, bravo, reis yine çok güzel yaptı diyor değil mi? Evet. Ya reisin elini bu anlamda geniş tutan kim kardeşim? Parayı yöneten kim? Adam. Bu parayı sağlayan kim? Bak ben Allah şahidiyim. Ankara'ya gittim. Ankara'da birkaç görüşme yaptım. Dediler ki ya Berat Albayrak şöyle tutmuş. Hiçbir kurum, belediye mi, teşkilat mı, şu mu, bu mu? Para harcatmıyor ya. Para harcatmıyor. Yine Allah şahit pandemi süreci geldi. Dedim ki ya dolar 6.75 şey 6 civarı. Bu pandemiyle birlikte dedim Ecevit döneminden çok daha feci bir dönem dükkanı kapatıp gideceğiz dedim. Ve o süreç içinde 250 milyar para dağıtıldı. Şimdi bak abi ben size tek tek sayabilir miyim Hadevi? Çok uzattık hızlıca. Çok konumuz var evet. Maliye Bakanlığı yardım kuruluşları aracılığıyla, Vefa Destek Grubu aracılığıyla Türkiye'nin en ücra köyündeki insanlara bile yardım götürüyor. Evet. Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle. Maske, dezenfektan ve etil alkol. Bunların tamamı ücretsiz olarak AFAD tarafından dağıtılıyor mu abi? Bir. İki, yabancı ülkelerde firma açıp sermaye artırımı adı altında yurt dışına para çıkarmaya çalışanların tabağının tepesine çöküyor Berat Albayrak. Diyor ki hayır bunu yapamayacaksın diyor. Burası eski Türkiye değil diyor. Üçüncüsü, bu süreçte temel gıda malzemesi üreten ya da satan firmalardaki fahiş fiyat artışına milyonlarca lira ceza kesiyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz. Ekran başındakiler de hatırlıyor. Maske ilk maskeyle çıkma çıkmama meselesi ortaya çıktığında bir maske 10 liraya satılıyordu. Firmalar ya maliyetlere zam geldi. Eczanelerde ben bir eczanede bir tane dandik o cerrahi maskeyi 10 liraya alabildim. Bu firmaların başına çöküldü. Dedi ki yok öyle. Vatandaşı kazıklayamayacaksın. Ve bunlar ücretsize döndü. Devlet dedi ki ekstradan buradan bir şey yapamayacaksınız.
Bu sırada gözden kaçmayanları da söyleyeyim. Bak tek tek sayıyorum. Yasa dışı bahis, tuzak, mesaj uygulaması falan, bunların tamamına da Berat Albayrak el koydu. Ben bilerek o özellikle bahis noktasında hareket eden şeylere girmek istemedim. Şimdi o da ayrı bir çalışma. Evet. Bankalar üzerinden altın ve dolar işlemi yapıp manipüle yapan banka ve borsacılara yüklü miktarda ceza kesildi, önleri kesildi. İstanbul Borsası üzerinde manipüle işlemler yapan malum bilindik firmalara muazzam cezalar kesildi. Bu süreçte gece yapılan döviz ve altın işlemleri kısıtlandı. Dövize ve altına senin dediğin o operasyonlar. Altın ve dolar alış, satış, paradan para kazananlara muazzam bir vergi getirdi. Tamam mı? Bankada yüklü miktarda nakit çekip yurt dışına çıkaran ya da parasını bankadan çeken, yüklü miktarda parasını bankayı zor duruma düşürecek derecede çeken kişiler anında takibe alındı. Yurt dışı bahis siteleri kapatıldı, onu söyledik. Zincir mağazaların tamamına denetmen verildi. Tamamına. Fahiş fiyatla vatandaşı dolandıramayacaksınız dendi. Patates soğan dedin ya, o dönemde patates soğan ne hale geldiğini gördük. Gıda ve hijyen malzemesi üreten firmalardan fahiş fiyat izahatı istendi. Tamam, buna sen maliyet arttı diyorsun da nerede maliyet arttı dendi. Tüm maske imalatı Sağlık Bakanlığı lehinde masa kontrolüne alındı kardeşim. Her bir sağlık malzemesi ihracatı Sağlık Bakanlığı onayına bağlandı ayrıca. Maske, kumaşı ve lastiği fiyatları kontrol altına alındı. Sağlık malzemesi üreten her bir firma imalathanesine 2 tane polis gönderildi. Hani diyorlar ya Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın arası bozuk. Ya polis denetlesin, burada bir sıkıntı olmasın dedi. 24 saat polisler burada nöbet tuttu. Akaryakıt fiyatları denetlendi filan falan. Şimdi ben bir bak şey burada söyleyeyim başlıklar mi? Halinde say say bitmez. Bitmez. Burada... Şimdi ben şununla bitireyim. Evet. Yani ya bu... kardeşim Recep Tayyip Erdoğan şunu yaptı, bunu yaptı diyorsun da CHP'lileşme ya. Bak yine bizim mahalleye söylüyorum. CHP'lileşme. Yani CHP'liler ne diyor? Sağlık Bakanı çok başarılı. Tamam. Bunu Cumhurbaşkanı oraya koydu. Yok, Cumhurbaşkanı başarılı değil. Ya kardeş, Cumhurbaşkanı başarılıysa ona o imkanları aşağıda çalışarak veren Berat Albayrak.